2 trilyon 207 bin lirayı da Vakıflar Bankası'na yatırdım. Bir de 68 metre vardı. Karısının hissesiydi. Ona da 433 bin 653 lira para yatırdım. Aldığım arsa benim ortalama 450-500 metre. 12 dönüm arsasında. Ama bunu da Türkiye'deki ne yazıyor başında? Türk milleti adına yargılama yapmaya ve hüküm vermeye yetkili ticaret mahkemesinin kararıyla yaptım bunu. Ve parayı ben ticaret mahkemesinin veznesine yatırdım. O parada alındım alınmadım bilmiyorum. Niye böyle yaptım? Çünkü ileride başıma bir takım insanlar tarafından iddialar atılacak diye, FETÖ'ye para veriyor diye, aynısını söylüyor kendisi. Ben başıma geleceğini tahmin edebildiğim için götürdüm parayı, devlete teslim ettim. Devletin kasasında şu anda, Vakıflar Bankası'nda ve bana mahkeme kararında söylenen şu, şunu hesabı, şu adama parayı, bak mahkeme diyor, 340 metrenin parasını şuraya, 68 metrenin parasını buraya, 136 metrenin parasını buraya yatırın deniyor. Şimdi biz bu görevimizi yerine getirdik. Sonra tapuların tamamını aldım. İddia edildiği gibi diyor ki Sayın Yavaş parayı FETÖ'cülere verdi, gizli orta para yurt dışına kaçtı. Ya bakın, yurt dışı deyince benim yurt dışında şimdiye kadar 40. yılım benim. Bak Berat'ım, benim ilk odaya kayıt olduğum tarih 79 yılıdır. Bu sene benim 40. yılım. Hayatımın hiçbir devresine yurt dışına 1 lira para yollamadım. Hayatımın hiç de bir devresinde yurt dışında gayrimenkul almadım. Şimdi sorumu söyleyeceğim şu. Acaba yurt dışında veyahut da Londra'da kimin evi var? Bir de onu araştırın bakalım. Nedir bu? Londra'da kimlerin ne şirketleri var? Bir de bunu araştırın bakalım. O yüzden bana FETÖ'cülükle suçlanacak en son insan benim, Türkiye'de benim. Bakın bunun bunu da ilk defa söylüyorum. Biliyorsunuz bu Ergenekon hakimleri denen alçaklar yargılanıyorlar. Biz de oraya müdahil olarak gidiyoruz. Ben her davasına gidiyorum bu adamların. Peşini bırakmayacağım bu adamların. Çünkü orada yazan Metali Pekgüzel tutuklu, Nihat Taşkın tutuklu, Zekeriya Sürari. Aslında siz onun da görüntüsünü alın. O iddianamı iki tane ağırlaştırmış müebbet ve 25 yıl var orada. Bunu daha sonra niye anlattığımı size anlatacağım detayıyla. Ve tekrar ben 1 Temmuz 2019 tarihinde bana karakoldan bir yazı geldi. Şüpheli Sinan Aygün, gel ifadeni ver diye. Tabii ki gittim karakoldan böyle bir yazı gelince. Ben FETÖ'cüyüm ya, FETÖ'cülerle ortak çalışıyorum ya. Yapmış olduğum hakaretlerden dolayı savcılar, FETÖ'cü savcılar beni savcılığa bildirmişler. Bakın, ben tekrar başladım yargılanmaya. Niye? FETÖ'cülere hakaretten. Ne demişim? Benim sözümü kesmişler. Müdahil olmuşlar. Sus kardeşim, konuşma ya. Ne konuştuğum? Hem suçsuzsun hem gevezelik yapma gibi laflar etmişim orada. Sana dava açacağım demiş bana. Demişim ki açmazsan namersin. Aç. Kaç parası davansa veririm dedim senin paranı. Yeter ki beni konuştur. Ya adamlar bizi orada Silivri'de konuşturmadı. Adamlar bizi burada da konuşturmuyor FETÖ'cüler. Ben bunlar hakkında iddialarda bulunurken ve tuttular beni, savcılığa suçluyuz savunurlar. Tekrar gittim, ifade verdim. Neyse ki savcılık, kovuşturmaya gerek yoktur. Burada hakaret unsuru yoktur diye karar verdi. Bunu niye anlattım size? Bu 1 Temmuz 2019 tarihinde oluyor. Şayet ben FETÖ'cü olsam, FETÖ'yle iltisaklı olsam, benim başıma bunlar gelir miydi? Size daha acı bir şey söyleyeyim. Benim 1 Temmuz 2008 tarihinde el konulan param, daha sonra paraya paralel olarak el konulan mallarım, bugün ayın kaçı? 23'ü. 23'ü saat 10'u çeyrek geçe itibariyle hala alamadım ben, biliyor musunuz? Beni hala alamadım. Ha,
Davayı 13 Kasım'da kazandık, bitti ya. Şimdi benim adım Sinan Aygün, S ile başladığı için hap sırasına göre bütün bu şeyleri iade ediyorlarmış. Ben de buradan çağrı yapıyorum. Şimdi buradan daire satamıyoruz. Orada mallar devletin üstünde kayıtlı. Yani devletin elinde mallar. Kim tedbirli malı alır? Şu mallarımı da benim sizin vasıtasına söyleyeyim. İade etsinler de onları da satayım. Bu inşaatımı bitireyim diye düşünüyorum. Yani bir de buradan bağlıyım. Ve ben FETÖ'cüyüm. Ben FETÖ'cüyüm. Benim başıma bunlar gelirken. Yine tabii en önemli konu bu. Benim inşaatım 25 metre, 25 bin metrekare inşaat yapmam gerekirken 120 bin metrekare inşaat yapmışım. Fazladan 95 bin metrekare inşaat yapmışım. Ve rant sağlamışım. Bunun değeri de 950 trilyonmuş. 950 milyonmuş. Çok iyi biliyor. Bu adam Ankara'yı yönetecek arkadaşlar. Bu adam Ankara'yı yönetecek. Gerçekten Ankara için mahsurlu bu adam. Acaba belediye yanlış bir işe mi sokacak yine? Yanlış bir işlemi mi yapacak? Bu kadar yanlış bir hesap olması da mümkün değil. Şimdi açıklayacağım size. Peki benim bu rantım, yani elde ettiğim rant 950 lira. 950 milyon lira. İddiası o. Ben rantı da ona veriyorum. Barsaları da ona veriyorum. İki tane kuleyi de ona veriyorum. Camı, çerçevesi, asansör, yürüyen merdiveni veriyorum. Burasını 550 milyona gelsin benden alsın. Zaten 950 rantı var buranın. Gelsin 550'yi alsın benden. Çok hayırsever, çok yardımsever. Bakın karşıda ODTÜ yurdu var. ODTÜ öğrenci, ODTÜ yerleşkesi var. Yurt sorunları var. Burası çok güzel öğrenci yurt olur. Aşağı yukarı 3000-4000 öğrenciyi alır. Alsın, ODTÜ'ye bağışlasın. Yurt yapsın burayı. İyi bir teklif. 950 trilyon zaten kendi iddiası var. Şimdi yapının kendi oturduk, teker teker çıkardık. Metreleri de onun için dağıttık size. Şimdi bu inşaat 120 metre doğru. Eksi 7 kat yerin dibine girdik biz. Onun fotoğrafı da burada. Eksi 7 kat yerin dibine girdik. Şu mu? Bakın şu. Bina bu. Proje bu. Tabii ki. Peki iyi mi böyle? Öyle iyi mi? Peki. Şimdi şuradaki yerin 7 kat altındaki otopark olan yeri rant olarak söylüyor. Şimdi ben size tam rakamları vereceğim, bunu da vereceğim. Burada sırf otoparkın metrekare, 40 bin metrekare rant dediği yer otopark. 40 bin metrekare, 4 kat otopark var burada. 1000 küsur araç alıyor ki benim yapmam, kanun diyor ki her daireye en az bir otopark yeri ayır. Ben her daireye en az 2-2,5-3 otopark yeri ayırarak yerin altına öyle girdim. Teknik mahaller var burada. Ve de emsal dışı kalan alanlar var. Şimdi bir yapıda bodrum katı yapılan otoparklar 40 bin metre. Teknik alanlar, mahaller var. Kanun diyor ki yüksek binalarda 60 metreden sonra teknik alan bırakacaksın. Kazan dairelerini oraya koyacaksın. Bir de üst katı koyacaksın diyor. Bu rant olan yerde, metrekareye girmeyen yerde katolleri, asansör boşlukları, yangın merdivenleri, yangın güvenlik kolleri, çöp atıkları, çöp atık ayıştırma, hava ve tesisat şafları, bacaları var. Burada taraslar var, yürünen taraslar var, alanlar var, yürünen yerler var. Bina veya tesis olarak kazan dairesi var. Teslim merkezi var. Arıtma tesisi var, yakıt depoları var, su depoları var, trafolar var burada. BEDAŞ gelecek buraya trafo kuracak aşağılara. Jeneratörler var, binanın elektrik eşanjörü var, sıcak su bölümleri var, sosyal tesisi var buranın ve spor birimleri var buranın. Yapı metre yüksekliği 60 metreden sonra olan yerde de tesisat katları var.
Yani bunları topladığınız zaman 84 bin metresi metreyi onun için dağıttım. Elinize projede burada bu alanlardan oluşuyor. Bir kere 84 bin metrenin 40 bin metresi artı 4 bin metresi tek bir alan. Otopark ve teknik alanlar. Geri kalan da bahçeler, taraslar, eşanjörler, sular, depolar, yangın depoları falan filan. Şimdi Mansur Yavaş şöyle bir doğru söylüyor. İnşaat 25 bin metre inşaat yapabilirdi oraya diyor. 120 bin metre yaptı diyor. Hayır. Buraya 25 bin metre inşaat yapılamazdı. Bu emsale göre. 22.500 metrekare inşaat yaptım ben burada. Metreyi niye dağıttım sizlere? Bunun için. 22.500 metre. Kodun altında kalan, vay kod altını kullanmış gösteriyor. Kodun altında kalan şu cephe dükkanlarının toplam metrekaresi 3.500 metrekare. Yani 26.000 metrekare burada işe yarayan alan. Gösterdiğim fotoğrafta o dipteki yerlerde depolar oralar. Beş para etmez. O yüzden diyorum ki Mansur Yavaş tabi böyle hesaplarken 95 bin metre, 120 metre eksi şu. Ama adamın tabi teknik bilgisi olmadığı için, hiç bu konuda bilgisi olmadığı için otoparkı da satacağımı zannediyor. Kazan dairesi de satıyor Sinan Aygün diyor. Su deposunda satıyor diyor. Bedaş'ın odasında satıyor diyor. Jeneratörleri de satıyor diyor. Rakamı çıkartıyor buna. Bu metreyi dağıtmamdaki sebep bu. Benim gelsin inşaatımı kimse yanlış anlamasın. Ben bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'nden iskan alamam. Uluslararası hangi kuruluş varsa, bakın uluslararası Çevre Bakanlığı dahil, mahkemelik olduğunuz Mimarlar Odası dahil, onlar benim inşaatımı denetlesin, raporumu onlar versin. Artık bu şartlar altında almam mümkün değil. Böyle zihniyette bakan bir insan, 95 bin metre rant olan bir insan, benim inşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare. Nokta. Gelsin burayı ölçsün. Satılabilir alan, kare eden alan. Yani kazan dairesini mi satacağım ben? Otoparkımı mı satacağım? Jeneratör odasını mı satacağım? Neyi satacağım ben? Ama malzeme burada duruyor zaten. Şimdi bunu da geçtikten sonra anını bekliyoruz. Neyi? Rüşvet iddialarının konuşulduğu anı bekliyoruz. Onu ama söylersek gideceksiniz. Niye söyleyeyim? En sonu. Ben de senin gibi 20 senedir bu işte uğraşıyorum biliyorsun. Son dakika. Pardon, az sonra. Geldim. Orada şimdi. Orada. Evet. Şimdi diyor ki kod altını kullandı, onu yaptı, bunu yaptı diyor. Bizim yaptıklarımızın tamamı mevzuata uygundur. Bakın bu Çevre Bakanlığı'nın mevzuatına göre yapılmıştır. O günkü mevzuata göre kod altı emsal kullanımı serbesttir. Yerin altı, yerin bodrumun altı, deminki gördüğünüz biraz sonra inşaatta gezebilirsiniz. Onu da söyleyebilirim. Arkadaşlarımız burada nereyi görüntülemek istiyorsanız, nereyi fotoğraflamak istiyorsanız, metreler elinizde nereyi ölçmek istiyorsanız ölçebilirsiniz. Bizim efendim kodu buradan aldı da, oradan aldı da, yaptı da, tabii Allah doğrunun yanındadır. Bunu sonuna kadar inanıyorum. Kod altını kullandı diyor. Şimdi hepinizin önünde internet var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin internet sayfasına girdiğiniz zaman şu çıkıyor karşınıza. İnternette var bu. Bir gündem askı, yani askıdaki ilanlar bunlar. Bunlara belediye kanunu buradadır. 9 Aralık'ta ilana çıkmışlar. 8 Ocak'ta son itiraz günü. Bu da ayrı bir garabet zaten. Benim bu projede ilana çıktı. Hiç kimse askıya itiraz etmedi. İnşaat geldi 10. kata. Geliyor benim inşaatım, yıkacağız senin inşaatını diyorlar. Ya askıdan itiraz etsene. Şimdi Mansur Yavaş'ın askıdaki kendi döneminde son günü 8 Ocak itiraz süresi. Bakın bu da madde. Kod altına da kalan ticaret kullanım maksimum 2 katlık olmak kaydıyla
emsala dahil değildir. Diyordu ya, kod altını kullanmışlar, yer kazanmışlar. Şu anda biz onun internet sitesini aldık. Kod altına da bağımsız bölüm yapılabilir ve satılabilir diyor. Bu şu anda duruyor orada. Ve altına da ilginç ne olduğunu anlamadım. Kazanılan toplam alanın 1/4 kadar bir inşaat imarlı Nallıhan ilçesi, Ali Ağa Mahallesi, 334'te Taksim 2 nolu parsel üzerinde, 63.598 adı 1 nolu 2 parsellerde yapılacak yapının iskan müracaatı tarihine kadar anahtar teslimi yapılır diyor. Böyle bir şey istiyor. Ben senin kod altını kullandırdım, plan notlarını değiştirdim. Bu adam parsele iş yapacaksın. Emsali de iki. Buyurun. Yine başka bir ila diyor ki, kitleler 00 kod altı emsal harici olmak üzere iş yapılabilir diyor. Buna da altına yazmış, eğitim tesis alanında Milli Eğitim Bakanı'nın belirleyeceği türde bölgenin ihtiyacı olan eğitim tesisleri yapılacak diyor. Bakın kendisi yapıyor. Bana televizyona çıkıyor, diyor ki kodun altını kullanıyor diyor. Bu yasal değil diyor. Şu anda iki de mahkeme, siz de bulabilirsiniz bunları. İsteyenler de bu arkadaşlardan alabilir. Yolu diyor, binanın kodunu Eskişehir yolundan almış diyor. Ondan dolayı kod kazanmış diyor. Kodun altında kullanmış. Benim kodun altında kullandığım satılabilir alanı 3500 metre. Geri kalan depo şeklinde. Biraz sonra göreceksiniz aşağı girmek isterseniz. Ve bu çaptır bu. Devletin çapıdır bu. Ve burada bakın kırmızı mühür var. Üstünde TC yazıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin çapıdır. Bana girişi buradan veriyor. Buradan gireceksiniz diyor. Peki nereden gireyim başka? Aşağı yoldan girsin. Ya aşağı yoldan giremiyorum. Önü park oranın ya. Ya bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insanın nasıl bu belediye yönetecek? Gerçekten yani Ankara'yı çok kötü günler bekleyecek, ben size söyleyeyim. Ki ben Mansur Yavaş'a oy veren biri olarak söylüyorum. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Şu iş başıma gelince bunların hiçbirini toplamıyordum ben bu belgeleri. Sonra arkadaşlarımız verdi bana bu belgeleri. Şimdi size soru şu. Eskişehir yolu üzerinde olan hangi AVM, hangi kamu kurumu, hangi iş yeri, maydan mı, tepe mi, kent bak mı, cepa mı, arkadan girişi var. Hepsi yolu. Buradan giriş burada. Yol burada. Bakın Armada'ya. Bakın Gençlik şeye, Hazine Bakanlığı'na. Bakın Bank Bankası'na. Bakın Hazine Müsteşarlığı'na. Bakın Çalışma Bakanlığı'na. Hep caddeden giriliyor. Efendim ben oradan girecekmişim de buradan girmeyecekmişim, o yolu kazanmışım. Kod altı benim hakkım zaten. Zaten sen de vermişsin. Geçen hafta vermişim bunu. Zaten belediyeden aldığımız çapta da numarataj belgesinde de ne diyor adres? Dumlu Pınar Bulvarı 144 diyor. Adres bu. Şimdi başka bir konu o kod altı fotoğrafları gösterdik. Yani deminki anlattım. Kod altı binanın kodlarını görün diye söylüyorum. Bunlar işte yerin altındaki depolar bunlar. Otoparklar, garajlar, yangın dolapları, yangın hidrantları, jeneratör odaları, sığınağımız da var bunun içinde. Sığınak da yaptık buraya. Yani kanun gereği sığınak yaptık. Geldik okul meselesi. En önemli mesele. Sizin de beklediğiniz mesele. Onu da size şöyle izah edeyim. Ben Koç Kuleleri'ni bitirince dedim ki burası bittiği zaman Allah rızası için babamın hayrına bir okul yapmaya niyeti. Koç bitince, evet. Koç Kulesi'ni bitirdiğim zaman. Bitirdiğim tarihte Ankara valine müracaat ettim. Dedim ki sayın valim, ben hayırsever olarak okul yapmak istiyorum babamın adına. 16 Mart 2017 tarihinde. Daha önce müracaat ettim. Okul yeri bakıldı falan filan. 2016'da yaptım müracaatımı. Ama sözleşme 16 Mart 2017 tarihinde hayırsever, hayırsever düzelteyim de kendini methediyor diye. Ha pardon.
Burada da yazmışlar zaten. Valip Hayırsever yazmış. Oradan kalmış aklımda. Hayırsever Sinan Aygün'ün valim düzenlenen protokol buradadır. Valinin imzası var altında. Ben okula aldım. Okula başladım. Okulun ruhsatını aldım. Bakın bunlar ruhsat. Ama bu arada şu oldu. Ben bunu yaptıktan sonra Sayın Melih Gökçek, biz bir kampanya yapıyoruz belediye olarak, okul bağışlayacağız. Ya sen bu valide bu okulu bağışlamışsın. Bizim vasıtamızda yapsan olur mu dedi. Bakın benim tarih 16 Mart sözleşme. Ama ilk başlangıcım 12. ay. Daha Togo Kulesi'nin inşaatı falan yok. Ruhsatı, iskan hiçbir şey yok daha o zaman. Sonra 12 Nisan'da 2017'de ben Büyükşehir Belediyesi'ne valiye başvurdum. Ya bu protokolü iptal edelim. Büyükşehir Belediyesi'ne verelim bu okulu. Okulun yeri aynı. Okulun ismi aynı, babamın adı. Valilik, vali bey de tamam Melih öyle diyorsa hiç önemli değil. Olsun yani, senden bu iş olacak. Tamam olur dedi. Yani devletin okulu bu. Melih bey de alıp bunu evine götürecek hali yok. Sonra ben nereden aldık bu ruhsatı biz? Çankaya Belediyesi'ne. Çankaya Belediyesi'ne aldık. Çankaya Belediyesi'ne başvurduk. Okulumuzun ruhsatını aldık. Okulumuzun SSK'ya bildirip burada işçi çalışıyor dedik. Okulumuzu sigorta yaptırdık. Ben sigortasız hiçbir işlemi yaptırmıyorum, onu da söyleyeyim. Hap fiyatını yaptık, hap fiyatı bitti. 386 bin lira para harcadık. İş güvenliği sözleşmesi yaptık iş güvenlik şirketiyle. Kalıpçı'yla sözleşme yaptık 875 bin lira. Bunların hepsi burada. Ve okula başladık. Başına bir mühendis koyduk. Okul devam eder iken, 17. İdare Mahkemesi Mimar Odası'nın başvurusu üzerine şöyle bir karar çıkardı. Bedelsiz 32 derslik okul yapılması, plan değişikliklerinin bu şekilde şarta bağlanması, anayasaya ve planlama ilkelerine aykırı olduğundan dava konusu işlemde bu yönden hukuka uygunluk bulunmamıştır. Yani okul yapamazsın sen diyor. Plan notunda bu olmaz diyor. Okulu yaparsan iskanını vereceğim, okulunu yapmazsan iskana gelmez diyor. Ve bu kararı üst mahkemede yani istinaf dediğimiz mahkeme, sizin Yargıtay olarak bilebileceğiniz mahkeme, ben de Yargıtay olarak biliyorum. İmar plan mevzuatına şehircilik ilke ve esaslarına, kamu yararına ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesi iptal ettim dedi. Okulu kaldırdılar. Bizim inşaat kaldı mı bu şekilde? Okul durdurduk mecburen. Mahkeme kararı var. Sonra 12-10-2018 tarihinde, şimdi bu arkadaş hala milletten okul alıyor. Hala benden okul parası istemeye geldiğini iddia ediyor. Ama belediyesine hakim olmadığı için 12-10-2018 tarihinde o zaman belediye başkanı Mustafa Tuna bir karar aldı. Mahkemeler bu işleri bozmaya başladılar. Okulları bozmaya başladılar. Meclise gelen imar planlarından özellikle 16-24-32 derslik gibi okul yapımı ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı tip projeleri üzerinden idarenin göstereceği okulların yapılması konusunda plan notu ve taahhütname alınmıştı. Benim verdiğim taahhütname. Diyor ki belediyenin görev arasında sosyal amaçlı ve belediye hizmeti kullanılmak üzerinde okulları yapacağına diyor ne kadar tutuyorsa bu okulların bedeli, buna karşılık altyapı, üst yapı, yol yapsınlar, köprü yapsınlar, alt geçit yapsınlar, üç kesikli yapsınlar, park yapsınlar, peyzaj yapsınlar, huzur evi yapsınlar, kadın sığınma evi yapsınlar, çocuk yurdu yapsınlar, çocuk kreşi yapsınlar. Okulların işini durdurdum diyor. Rapor da burada. Şimdi ben okulu yapamadım. Belediye yapma diyor. Mahkeme yapma diyor. Okulun çukuru orada. Ben 1,5 trilyon da para harcadım 2017'nin parasıyla. Okul orada. Ve çukur halinde duruyor şu anda okul. Okulun mevzusu bu. Şimdi
ileride geliyorum oraya da. Mansur Yavaş diyor ki iddiasında, biz 25 milyon okul için istedik. Habile cahil adam. 25 milyon okulun bedelini sen nereden buldun ya? Eğer sen belediyenin işlerinde 5 trilyonluk, 5 milyonluk, 7 milyonluk iş 25 milyona veriyorsa vay halimize kaldı belediyenin. Yani 300 milyon para bulmaya çalışıyor. Çok daha para bulması lazım. 350 milyon tasarruf ettim diyor. Okulun değeri onu da tam bilemiyor. Şimdi videoları var bizde. O çıktığı programda. Efendim bunlar 100 milyonluk rant ediyor. 1 milyonluk okul yapıyorlar diyor. Programın başında diyor bunu. 1 milyonluk okul yapıyor. Programın sonunda da diyor. Bizim arkadaşlar diyor orada 25 milyonluk okul pazarlığını yapmaya gittiler. Hani okul 1 milyondu. 1 milyon da yanlış. 25 milyon da yanlış. Yanlışın sıkıntısı bu. Peki başkan doğrusu ne bunun? Bunun doğrusu bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. Zaten okulun ruhsatında da asgari maliyet 7 milyon değil mi? Evet. 7 milyon. 7 milyon. 888.024 lira. Arsa dahil. Arsa dahil. Evet. Şimdi 25 milyon nereden çıktı o zaman? Benden okul pazarlığı yapmaya geldiyseniz ki o da öyle bir şey yok. Bize bunların buraya giriş görüntülerini göstereceğim. Bu Berkay Gökçınar'ın gazetedeki röportajıdır. Abi size imar rantı verdik. 32 derslik okul yapacağım sözü verdiniz. Onu bile yapmamışsınız diyor kendi beyanatında. Zaten büyük bir hak kazanıyorsunuz. Belediyenin burada kendine kesin yapsın. Okulu niye yapmıyorsun? Ben diyorum ya kaç para bir okul? Ben bilmem diyor. Diyorum ki ya 2-3 milyona biter işte. 4 milyona arsa dahil 7 milyon lira. Olur mu abi 32 derslik okul 25 milyon lira diyor. Sana ne kardeşim? Hangi sıfatla benimle konuşuyorsun? Sen bu okulu belediyenin adına istiyorsun. Televizyonda diyor ki Mansur Yavaş, AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili üyelerle hep beraber anlaştık. Sen beni çağırdığın zaman o toplantıya geleceğim biraz sonra. Belediyede bir toplantı yapıldı grup odasında. 8 tane meclis üyesi var orada. Bunların 8'inin ne olması lazım eğer böyleyse? 2 İYİ Parti, 2 AK Parti, 2 MHP, 2 de CHP. Sen 8 tane meclis üyesi benim karşıma niye dikiyorsun kardeş? Ona biraz sonra geliyorum zaten. Okul tarihi de bu. Gelmişiz zaten oraya. Beni belediyeye çağırdılar. Perşembe günü saat 3-3.30 civarında. Yanımda da kız kardeşim var. Bir konuşalım diye. Grup odasına girdik 8 tane meclis üyesi. O 8 meclis üyesinden 2 kişi. Adı Avukat Ömer. Bir de Coşkun. Coşkun grup başkanı. Coşkun Torun. 8 meclis üyesinde abi ne vereceksin? Abi dedim ya bizde hiç mi korku yok ya? Bu nasıl bir soru? Ne vereceksin? Ne vereceksin diye bir tabiri yok. Ya burası dinleniyordur. Adım adım takip ediliyorsunuz. Benle bu konuyu nasıl konuşursunuz? Benden şunu isteyin siz. Peki niye istiyorsunuz benden para? İstinafa müracaat edip etmemek konusunda. Zaten biraz sonra adamlar öyle itiraflarda bulunmuş ki. Biz oraya gelirken Mansur Yavaş kesinlikle istinafa müracaat etmeyecekti diyor. İstinafa müracaat etmemek suç. Onu da anlatacağım şimdi. Biraz uzuyor ama bu önemli bir konu. Bir detay atlatmak istemiyorum. Bu konuşma orada yapılıyor. Ben oradan çıkıyorum. Dedim ki bana böyle bir teklifle gelmeyin. Ve gerçekten orada şüphelendim. Allah var ya buraya dinliyorlardır. CHP'nin grup odası. Grup odasında neler dönüyor, neler bitiyor. Bunlar ne veriyor, ne veriyorsun? Dedim ki yüzleriniz ya siz ne kadar cesaretli adamlarsınız ya. Böyle bir laf edilir mi dedim burada. Ben gidiyorum dedim çıktım. Tabii orada şey geldi, İmar Daire Başkanı. Bir dakika, benden bu pazarlığı yapılıyor. Belediyenin bürokratları yok. Hukuk müşaviri yok. İmar Daire Başkanı yok. Ya şunları da çağırın dedik. Hukuk müşavirin burada işi yok. Ya İmar Daire Başkanı'nı çağırın o zaman buradaki pisliği anlatsın var mı? Adam geldi, Allah var. Dedi ki bizim istinafa gitmek durumundayız. Bizim şimdi biraz sonra öyle yazılar vereceğim ki
bizim zaten burayı yıkmamız, yapmamız konusu değil. Burası eğer plan iptal olursa, ruhsat iptal olursa, belediye olarak biz çok büyük tazminat öderiz. Doğru. Metreleri niye dağıttım? Belediyenin verdiği ruhsat öperi yaptım ben inşaat. Bana yap dedi. Şimdi esas belgeleri vereceğim size. Ne zaman denetlendi, ne rapor verildi. Gerçekten yani üstüne basarak söylüyorum. Bu Mansur'un bu belediyeden yani çekeceği var, Ankara'nın çekeceği var diye düşünüyorum. Akabinde Mimarlar Odası yazı yazdı. Bak. Tarih 28 Mayıs 2018'de belediye yazıyor bu yazıyı. Buranın diyor imar planlarına değişiklik oldu diyor. Buranın ruhsatını iptal et ve mühürle diyor. 28 Mayıs 2018. Hala Mustafa Tuna zamanı. Belediye İmar Daire Başkanlığı yazı yazıyor. Ben buranın yapı ruhsatlarını iptal edemem. Herhangi bir karar bulunmadı. Yapı ruhsatının iptal edildiği bir mahkeme kararı yok. Ruhsatın iptali ve inşaatın durdurulması için herhangi bir tesis yapamayız biz buradan. Tesis işlem edemeyiz buradan diyor. Ne zaman diyor? 5 Temmuz 2018'de. Peki. Bunu da bir köşeye koyuyoruz. Yine Mimarlar Odası'na Mansur Yavaş'ın olduğu zaman 28.11.2019'da yani daha bir ay olmadı. Mimarlar Odası'na bir yazı yazıyorlar. Bunlar. Hukukçulara bir bakın. Yazılan yazıda şunu diyorlar. Siz bize dilekçe verdiniz 28 Mayıs tarihli dilekçede. Biz bu dilekçeyi inceleyerek gerekeni yaptık. Bu kapsamda tarafınıza yapılan başvuru yeniden değerlendirilmiş. Mimar Odası'na diyor. Mahallinde yapılan tespitler, inşaatın fiili durumu ile yargı mercilerinde verilen kararlar ve gelinen süreçle ilgili firmenin müktesep hakları da nazara alınarak talebiniz doğrultusunda bir işlem tesis edilmesinin bu noktada mümkün değildir diyor. 28 Kasım'da diyor. Yani Mimar Odası da diyor ki senin bu talebini biz yapamayız. Ne ruhsat iptal edin ne mühürleyebiliriz diyor. Ama geliyor ayın 13'ünde 15'inde geliyor burayı mühürlüyor. Geldim oraya. Şimdi oradayım. Şimdi Mimarlar Odası'ndan işte esas nokta orası işte yakaladığın nokta. Mimarlar Odası'dan daha önce Şehir Plancı Odası bize dava açıyor. 2018 yılında. Yine Şehir Plancı Odası diyor ki buranın ruhsatını iptal et. Buranın inşaatını mühürle diyor. 7. İdare Mahkemesi sonuç olarak diyor ki senin bunu isteme hakkın yok. Ehliyetin yok. Böyle bir karar yok. Bakın Mimar Odası değil, Şehir Plancılar Odası. Espri burada. Böyle bir karar veriyor. Yani reddediyor. Burayı mühürleyemem diyor. Geliyor, oraya geliyoruz şimdi. Oraya bak, garabete bakın siz de. Şimdi bunu mühürleyemezsin diyor. Burayı ne mühürleyebilirsin, yani ruhsat iptal edebilirsin. Senin buna yetkin de yok, hakkın da yok diyor. Belediye de aynı yazıyı yazıyor zaten. Doğru yapıyor belediye. Akabinde Şehir Plancıları Odası burayı üst mahkeme yani Yargıtay dediğimiz istinafa götürüyor. İstinafta diyor ki Şehir Plancıları Odası da yani son kesim mahkeme diyor ki evet buraya senin böyle bir hakkın yok, böyle bir hukukun yok. Sen buraya da mühürleyemezsin diyor. Dosya kapanıyor. Ama akabinde tamam, vereceğim şimdi. Şimdi Mimar Odası'nın açtığı dava nerede? Bu şehir plancıları. Sonra Mimarlar Odası Ankara Şubesi ruhsatın iptal için dava açıyor. O Mimar Odası'nın kararı burada mı arkadaşlar? Bu değil. Bu sefer bu da şehir plancıları bitti. Davayı kaybetti. İlk mahkeme olan 12. idareydi yanılmıyorsam. 12. idare mahkemesi bu sefer diyor ki evet Mimarlar Odası dava açabilir. Böyle bir karar çıkıyor. Ve bu inşaat mühürlenebilir. İşte sorun bu. Tek bir karar çıkıyor.
Biz de diyoruz ki kardeşim bak biz öbürkü de açtı dava. Biz bunu istinafa götürdük, davayı kazandık. Bunu istinafa götür. Götürmem diyor. Ya niye götürmüyorsun? Kazanılmış bir daha açılan dava da bana değil. Bana şu ana kadar bir tane mektup gelmedi. Ne mahkemeden, ne mimarlar odasından, ne belediyeden. Hiç kim ben muhatap değilim ki. Benim hiç adım geçmiyor. Ne şirketimin, ne şahsımın, ne arsanın adı geçiyor. Devamlı belediyeli şey. Şimdi arkadaşlar size soruyorum. Kamu kurumunun aleyhine sonuçlanan bir davada kamu kurumu bunu sonuna kadar götürmesi lazım. Mansur Yavaş ne yapıyor? Yine yukarı duvara dönüyorum. İki tane müebbet kararına, şimdi ben nasıl yaptım, ne yaptı Sinan Aygün? İki tane müebbete itiraz ettim Yargıtay'a, Anayasa Mahkemesi'ne gittik, ona gittik ve davayı kazandık. Mansur Yavaş o karara bekliyor. 30 gün içinde itiraz etmesi lazım. 30 gün içinde itiraz etmesi veya etmemesi lazım. 30 günlük süre ayın 15'inde mi doluyor? 13'ünde doluyor. 30 günlük süre. 13'ünde bu görüşmeler oluyor. Adamlar geliyor gidiyor burada. Biraz sonra gidiş gidiş görüntüleri vereceğim. Saatler 15'te geliyor, 16'da geliyor, gidiyor. Telefonla arıyorlar falan filan. Ya ne olur yapmayın bunu istinafa götürün diyoruz. Bakın davayı kaybedeceksin yetmiyor. Ben Mansur Yavaş'ın özel kalemine dilekçe veriyorum. Verdiğim dilekçe sert bir dilekçe. Verdiğim dilekçe bak diyorum. Siz bu davayı kaybederseniz bu davayı ben kaybetmiyorum. Ruhsatım iptal olursa benim ruhsatımı veren sizsiniz, denetleyen sizsiniz, projemi tasdik eden sizsiniz. Çok büyük tazminat ödersiniz. Çok büyük bedel ödersiniz. Devletimize yazık olur. Bu parayı belediyeden alırım ben. Çünkü ben yanlış bir iş yapmadım. Ruhsata göre bir iş yaptım. Mansur Yavaş'a, özel kalemine ve hukuk işleri müdürlüğüne dilekçe veriyorum. Saat 16'da. Bir saat var daha. Yine çok ilginç. Kendileri savunsunlar nasıl savunuyorlar bilmiyorum. Durdular. Saat oldu. 17'de süre bitiyor. Saat 16:57. UYAP'tan girdiler. İstinafa başvurdular. Burada bir hakkı teslim etmek durumundayım. Başvurdukları dilekçe gerçekten çok güzel bir dilekçe. Hukukçularını tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Dilekçede en üst cümle diyor ki Mimarlar Odası buranın ruhsatın iptal davasını kazandı ya da bir garabet. Yani neyse garabeti geri alıyorum. Hukuka böyle bir şey söylemem yanlış. Üçüncü kattaki mahkeme, bunu da örnek veriyorum. Sinan Aygün haklı diyor aynı davada. Dördüncü kattaki mahkeme Sinan Aygün haksız diyor. Bunlar başvuruyorlar. Çok da güzel yapıyorlar. 16:57 saat bakın. 3 dakika kala. Diyor ki sonuç olarak işlemin iptal edilmesine karar verin Mimar Odası'nın. Çünkü daha önce biraz evvel anlattığım gibi biraz evvel arkadaş sormuştu. Biraz evvel bizim başımıza da anlattığım konu. Şehir Plancı Odası dava açmıştı. Onlara da ekip koyuyorlar. Biz istinafa başvurduk. Kazandık bu davayı diyor.